Herhalde. Orada ben yattım. Şimdi. Bu eğimli olmadı değil mi lan? Yok be. İyi. Tamam. Şimdi. Halkımızı önce bir ağır sanayiyi bir tattırmak lazım. 180 derece. Şimdi ağır sanayi. Ben diyorum bir ormancılık işine artık bir girmek lazım. Bu halka verilen bir sözdür bu. İnsanlar ölüyor mu? Nasıl lan? Yok. Yalan. Başka bir soru Düşmüşlerin sorayım. yalanları falan. Öyle öyle. Aramızda çok Yalandır be. vatan haini var. Bu arada bir şey diyeyim. Buradan tır geçer. Ama şuranın biraz şey... Sürttürüyormuş başkanım. Şikayetler var ama. Soldan Yalan. gitsin ya. Yalan. Yani A geçti. Geçiyor ya, Abi nasıl sıkıntı adam yok. geçiyor? He. Bir Geçiyor ya. dakika Ben ya. ortadan geçiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Biz bu yolları yaptık da halkımızın bu yolları daha iyi kullanabilmesi ve daha iyi imkanlara ulaşabilmesi için biz niye buraya gişe eklemiyoruz ya? Çok güzel fikir başkanım. Ya. Çok güzel fikir başkanım. Çok iyi. Ya. Helal olsun başkanım. Teşekkürler. Helal. Cidden. Alkış. Helal Yani bir gişe eklemenin olsun. vakti geldi bence. Bir gişe eklemenin vakti Alkış. geldi bence arkadaşlar. Değil mi? Bir tane yetmez. Bir İki geliş. tane. İki tane Üç. tabii. Üç. Girenden bir, çıkandan iki alacağım. Dört olsun. Dört. Ortadan da bir tane alalım. Ortada. Ortadan çok Evet. olur ya. O da olabilir. Yine yaratıcı bir fikir geldi. Sevdim seni. Başkanım bol bol petrol istasyonu koyalım da şimdi acıkan olur. Bize gelenler olur yani. Öyle. Bence doğal gaz arama çalışması yapmalıyız. O sonra Met. O seçime doğru oğlum biz. Dur bakalım. Dur bakalım. Bu Zamanı nereden nereyeydi ya? Nerede? geliyor. Başkanım az önceki düzdü galiba. Az önceki Şu iyiydi. an doğru mu ya? Ya ok var Bakalım gördün. ok var başkanım orada. Oğlum bunların hangisi giriş, hangisi çıkış? Onu diyorum. Tamam Tamam o ok. fark etmiyor başkanım. Okun olduğu taraf. Şu an oldu gibi ya. Değil mi? Aynen oldu oldu oldu. Oldu. Oldu evet oldu. Oldu vallahi oldu. Başkanım Oldu. yol yamuk mu? Bir olmadı başkanım yamuk oldu galiba. Ya yamuk yamuk değil kardeşim o Yo. otobanın eğikliği o bende bir şey yok. Ay ana avradını. Yo doğru oldu tamam. Ya arkadaşım düz yolun olup olmadığına bakma. Yol yapıldı mı yapıldı ona Yol yaptı bakman adam. lazım. Yol yaptı İşte köprü bu. yaptı yani. Oh. Bundan önce var mıydı Alk orada bir yol? Yoktu değil mi? yoktu. Yani Duble yol yol yaptık yaptı size lan. yol yaptı artık. Bu. Başkanım orada elektrik ve su istiyor gibi ama. Bunun maliyeti kadar be? Çıkartır, Yok çıkartır. başkanım yok çıkartmaz. Acıtır başkanım. Temiz enerji muhabbeti diye kitleriz be ha? Olur. Yapalım mı Ama bunu? başkanım yap başkanım yapıştır. Yapıştır. 6.000 çok başkanım. Ya başkanım biz onu alırız. İşte görüyorsunuz Altımız değil için. mi? Temiz enerji getirdik bir kere. Bir kere temiz enerji getirdik yani. Helal olsun. Helal olsun. İşte bu. Alkış. Başkanım yapıyor ya bu sporu. Valla. Vallahi Alkış yani. alkış alkış. Flex ikinci gün selamış. Aleyküm selam ikinci gün kutlu olsun. Alkış neyse ben. Oğlum şımartıyorsunuz lan beni. Lan bir köprü yaptık alt tarafı da bir şey yaptık be. Yeni yol yaptık be. Şimdi yeni hanecikler yapmamız lazım. Şu karşıya ağır sanayi gelecek. Ağır sanayi Ne demeyeceğim. istiyor başkanım? Dur ne lan? Buradan biz ne getirdik be abla? Ha şu ana yol dur. Ana yolu bir büyütelim. Bir ana yol bir büyüsün. Şu yol bir gelsin bakalım. Şöyle. Maşallah. Bu da ana yol değil mi? Evet bu da ana yol. Şimdi bunlar bir ortada bir öpüşecek. Lan bütçe kesintisine uğradım. Hanginiz yiyor lan parayı? Biraz bütçede sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar. Biraz az çalıp çırpın ya. Başkanım, o yolları çift yol yapsanız direkt kurtulsanız oradan çift yön şekilde geri Hangi? dönerdi oradan. Yok Yine daha bunlar zaten mantıklı şehir olmaz. içi çift yön ya sıkıntı yok. Bir organize sanayinin oradan geniş alması lazım şehirden çıkmak için ama sıkıntı yok bence ya. Başkanım sıkıntı yok ya. Başkanımız en iyisini bilir. Yani evet. Başkanımız doğrudur. Bir hizmet getirelim o zaman. Bir hizmet hak ettiniz yani. Evet Değil mi? başkanım Şöyle bir hizmet çabuk. Hizmet dedin öyle bir anda gelir. Hizmet dedim beklemez.
Peki başkanım, hizmetin yapılması şerefine bir vergi arttırımı olmaz mı? Ya, olur. Vergi indirimi olur. İndirim arttırım olur. Arttırım bence. İndirim çok olur. Çok çalıştık, çok para lazım ondan. Evet başkanım, vergi indirme. Evet, çok yol yaptık başkanım. Evet. Dur oğlum, dur öyle değil, onun bir adabı vardır. Arkadaşlar, Avrupa'da bile gelen büyük krizden dolayı vergi arttırımları biliyorsunuz bu korona döneminden sonra bir hayli fazlaydı. Lakin bunun bir lakini var. Elbette ki biz halkımıza bu vergi yükünü yükleme niyetinde değiliz. O yüzden %16'ya indiriyoruz vergileri. İşte bu. İşte bu. Alkış. İşte icat. Cesaret. İşte adam gibi adam. Lan bazı küçük esnaflar biraz sıkıntı mı yaşıyor ya? Başkanım halk sokağa iniyor. %16 kalın geldi gibi arkadaşlar. Müdahale edelim mi? Kutlama için kutlama. %1 daha indiriyoruz o zaman ya. Helal olsun. Kutlama var herhalde başkanım. Tabii. Halk tamam. Çok mutlu. Halk çok mutlu başkanım, sokaktalar. Oğlum bu enflasyon mu? Ne bu? Bir dakika. Gene olmadı. Başkanım bence geri 13'e düşürelim. Öyle olmayacak gibi. Başkanım biz bence bir hayvan hakları. Abarttık biraz başkanım. Tamam. Dur bir dakika, olmadı gibi lan. Ha? Oldu. Oldu. Şu Metin, bu evler vura batıyor ya. Başkanım, başkanım 13 değerinizi biliyor bundan böyle, yoksa 13 başkanım razı etmezler değerli. Ama bir şey diyeyim mi? Küçük esnafın tepesine küçük esnafın vergilerini arttırabiliriz. Onda bir sakınca görmedim ben sana. Helal olsun. Sakınca varmış. Ekonomi batabilir başkanım. Küçük esnaf giderse. Küçük esnafın belini kırdırtmayacağız. İşte bu. Tabii. Sorunu çözdük. Beyler taksimde toplamıyorsun lan. Arkadaşı bir evinden alabilirsiniz. Şimdi yeni bir şeye ihtiyacımız var. İnsanlarımızın işte şehrimizde kadar beğeniliyorsa artık çok ciddi göçler alıyoruz. O yüzden yeni yerleşim alanlarına ve yeni bir vizyona ihtiyacımız var. Önce bir su gelsin. Bir köprü daha yakışır başkanım. Bence başkanım heykel yakışır. Nasrettin Hoca heykeli. Bakın çok mantıklı bence. Öyle mi diyorsun? Bizim şeyi temsil eder, şehri. Başkanım 2028 vizyonlarınız hakkında neler söyleniyor? Ne söyleniyormuş? Üçüncü köprü. Ya aslında ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Ama ben daha devrimsel bir proje yaparaktan hani denizin altından götürmek istiyorum. Başkanım biliyor bu sporu. Ayrıca işte bu. Halkımızın balık ekmek yeme sezonu açılıyor mu? Bir açılamadı gitti ama bu da ya. Yakında açılacak. Daha erken. Biraz bekleyin. Sezonu değil. O hamsi sezonu iyi değil. Bir hamsi değil. O hamsi şu an iyi değil. Geliyor. Yakında o da geliyor inşallah. Yeni yerleşim alanları açtık. Ama bu sefer de sanayi. Hiçbir zaman bu dengeyi tutturamayacağız galiba. Aha, mutluluk düşük. Heykel istiyorlar lan. Evet. Nasrettin Hoca heykeli çok iş yapabilir. Olabilir. Nasrettin Hoca heykeli yapak ama Nasrettin Hoca heykeline benzemesin. Mantıklı bir fikir. Goril heykeli yapalım başkanım. Tabii. Ama şimdi... Çay da olabilir. Bu ne ki lan? Ay çay. Binici heykeli. Çöp kovası heykelden sayılır mı? Başkanım olabilir. Anne uyuyor şimdi. Estetik böyle metalden böyle farklı materyallerden yapılan bir madde o da. Halkımız isterse çöpünü oraya da atabilir şimdi yani. Meydan oha başkanım. Başkanım ne yapıyorsunuz? Ya. Başkanım ordu mu kuruyorsunuz başkanım? Helal ya. Başkanım helal olsun. Halkımız ister biz yapar. Alkış. Devam.
Helal olsun. Azmet, yenice gülmüş. Binalardan birine benim adımı verirsin acaba başkanım demiş. Yenice kutlu olsun, tabii ki veririm, dur. Senin bir ismini neye verelim? Başkanım, istasyonlardan birine verelim bence. İstasyon? Ha, istasyon. İtfaiye vesaire. Liseye verelim ya. Doğru yazdım değil mi lan? Evet. Hayırlara vesile olsun. Hizmet Lisesi. Bak kapında kuyruk oluyorlar. Kuyruk. Görüyor musun? Bir dakika, niye kuyruk oluyorlar lan kapıda? Polis mi lan o? İstiklal Marşı başkanım. Polis bir şey olmaz. Yok başkanım. Yok. Güvenlik. Bandımızı okuyorlar başkanım. Başkanım sınav vardı bugün, ondan dolayı millet oraya toplandı. Bir şey yok. Ya iyi o zaman. Yalnız bir şey diyeyim mi? Ferahladı be. Şehir bir ferahladı be. Yani bizden önce buralar ne kokuyordu? Çöp. Çöp kokuyordu. Artık sanayi kokuyor buram. Başkanım bir de. He? Kanalize kokuyordu. Tabii kanalize kokuyordu. Ama bizim dönemimizde de kanalize kokuyordu. Ona nasıl yapacağız? Başkanım, bizimkine karıştırmayın başkanım, bir şey olmaz. Şey, yalan. Ha yalan. Ama yalan başkanım. Başkanım yok, hem burada tüp kuyruğuna giriyorduk. Tüp. Ekmek kuyruğuna giriyorduk. Ya. Başkanım işte. Geldi bizi bu dertten kurtardı. Marketler açtı. Kıymet yağlar yoktu, kıymet yoktu. Helal olsun. Olmuş. İşte icraat. Bakın, sanayi bölgesinde sahil tarafına doğru dayadım. Yalnız bir şey diyeyim mi? Gerçekten çok özenilmiş bir şehir. Ya, sanayiden biraz eksiğimiz vardı. Şimdi ormancılık... Ne diyorsunuz, ormancılık projesi yapalım mı? Yapalım başkanım. Kimse karşı çıkamaz. Çok güzel de olur. Yapamıyoruz. Niye? Sanayi alanı oluşturacağız. Dur oğlum, daha yapmadım, yapınca şey. Şu avandan başkanım, aşağıdan. Aşağıda mıydı? Neredeydi lan o? Sıkkın. İlk 3, 3. Yani buraya bir sanayi bölgesi. Öteki taraf 5, 4. mü? 5. Hah. Böyle bunun bir ormanlık alanının bol olduğu yerden, bunun etli olduğu yerden bahsedeceğiz de nereden acaba? Sola. Sağ ol. Nereye yapsın? En yoğun yeşil olan yerden başkanım, en yoğun. Şöyle o zaman, hayırlara vesile olsun. Ormanları yeşillendireceğiz. Mis. Ormanları yeşillendireceğiz. Tabii. Evet. 20 bin mi? 20 bin. Bize koymaz başkanım ya. Koyabilir şimdi. Koymaz. Koydu biraz ama. Vergiyle hallederiz onu. Hallederiz değil mi? Vergide indirime gideriz başkanım. Bu şey yaptığımız neydi onun adı? Hanginizin akrabasının şeyiydi bu? Yaptığımız Lamormanlı. Başkanım galiba diğer yukarıdaki beyefendilerden birisiydi de. Metin hocam, sizin akraba mıydı bu? Olabilir. Onlar daha iyi hizmet getirdiği için bu arada. Yanlış anlaşılma olmasın. Başkanım bir de benim bu şey, bizim bir proje vardı. Ona bir destek atsanız bize olur. Getir iki evrak işi değil mi? İmzalarız, geçer mi oğlum? Sağ olun başkanım. Sağ olun. Allah razı olsun. Maksat işin görülsün. Maksat halka hizmet gitsin ya. Depreme dayanıklı mı başkanım? Yani Hepsi geçer burada. Oğlum bu ormanlık biraz şey oldu ya, bu altıl durumda oldu şu başkanım, an. Oldu başkanım, oldu. Abi yol lazım ya. Ne bu, yol mu bu? Orman çiti. Buna ufak yol, toprak yol nerede ya? Başkanım sormasaydı. Yollardı ağaç. Normal. Normal ağaç, yol başkanım. Ağaç nerede açıyor? Ağaç kendi içinde var ya, sıkıntı yok. Yeşil alan değil mi? Böyle çalışmıyor. Yalnız işlek kasaba olduk. 2800 nüfusu, şirin bir kasabayız artık. Şirin.
Helal olsun başkanım. Helal olsun. Helal olsun. Sağ ol. Şimdi ormanlık alanımıza şimdi sanayi bölgesini oluşturuyorum. Kereste kesim sanayisine. Sıkıntı var mı? İşte bu. İcraat. İcraat, icraat. Yeni şey, neden ona iş kolu oluşturduk tabii. İcraat, yeni icraat. Bir de buna tabii ki bir depolama, kütük depolaması. Şöyle. Başkanım, en kalitelisinden halkımız. En iyisinden. Kalitesini sever. Yalnız bu çok işlek bir proje oldu. Şey, bir ufak gider göstermemiz lazım arkadaşlar. O yüzden ormanlık bölgeye ben ağaç yetiştirme, dikim şeyi kuruyorum. Var mı bir sıkıntı? Siz diyorsanız doğrudur başkanım. Bir yerden gider göstermemiz lazım değil mi? Maşallah. Ağaç ektik ağaç. Ağaç da ektik. Alt görsün bunları. Aynen öyle. Aynen öyle. Sen işini bilen bir adamsın. Kasabamız adı nedir? Adını daha koymadık ya. Harbi niye bir at niye koyamadık biz buna be? Başkanım. Ya en önemli detayı unutmuşuz ya. Yozgat dememiz yok mu buraya? Yozgat çok güzel gider benim. Ya da Sivas'ın başkenti de olabilir. Olabilir başkanım. Yeterli ham madde yok mu? Nasıl yok ya? Küçük elimizde ağaç. Yok. Elimizde yok evet. Başkanım halk seçsin bence ya direkt şeyi. İsmi. İsmi nereden değiştiriyoruz? Biliyor musunuz siz? Batı ormanlıkmış. Başkanım girmeden değişiyordu ama. Başkanım halkımız pavyon istiyor. Yo buradan değişiyor işte ya. Başkanım kapıya bir arkadaşlar bir isim. Agoria. Agoria güzelmiş başkanım. Agoria diyor. Ya da bir direkt İstanbul mu yapsak? Öküz gibi öyle he? Olabilir. Çok klasik olur. Çok klasik olur. Çorum. Konya diyenler var. Konya. Konya'da deniz mi var arkadaşlar? Arkadaşlar Konya'da yaratıcı yok isimler mu? Gelmiyor. O yüzden Konya. Bir İstanbul mu yapsak ya? Konya, Agora diyenler var. İstanbul olarak kalsın da namımız yürüsün. İleride bir bakarız. Maximarin Grad diyen varmış. İstanbul'la. Sanayi gelmemiş buradaki halkımızı nasıl... Su yok başkanım. Siz buradaki halkımızın nasıl arzu hallerini görmezden gelirsiniz lan? İşçi bulamıyorlarmış başkanım. Başkanım hemen kızıyorum gereken birimlerin. Tabii. Senin enişlerine kız sen. Benim zaten başkanım bu işim bu değil mi? Yani. Ya başkanım. Ben gelirken 2-3 kişi kapıda bekliyordu böyle. Biz de geleceğiz, biz de geleceğiz diyorlardı. Bir dinleyelim mi onları? Kim? Böyle bir T ile başlıyor. Tepsi mi öyle bir şeydi adı. Tepsi dedi galiba ben duydum kapıdan. Evet tepsiydi herhalde. Ya çağır tabii halkımızın erzöllerini dinlemek bizim boynumuzun borcudur yani. Sayın Tepsi beyefendimiz. Başkanımız karşınızdadır. Merhabalar başkanım, nasılsınız? Hoş geldin, buyur. Ya başkanım, benim bir problemim var ya. Dinliyorum. Ya başkanım, okula giderken ben, şimdi otobüste gidiyoruz, geç kalıyoruz sürekli. Ya bir de malum şehirde büyüyor. Başkanım, metro yatırımınız olacak mı acaba? Metro yatırımını yapacaktık zamanda ama dış güçler buna mani oldu. Alnımızda büyük bir yaradır bu. Sizler yol yapacağım. Köprü yapacağım. Metro yapacağım. Sizlere tren getireceğim ya. Bu adam biliyor bu işi. Başkanım bir istirhamım daha var. Evet. Ben çözemedim sebebini ama yani bilmiyorum. Böyle suyun rengi de bir değişmiş. Ya bu dış şeyler güçler. Yoktur. Dış güçler değil. Bu balık mevsiminden dolayı. Allah Allah. Balık mevsiminden dolayı o yüzden. Mevsimsel sıkıntılar bunlar. Arkadaşım şunu demek istiyorum. Biz yokken daha kötü kokuyordu. Biz evet. Yavaş yavaş geliyor. Bir anda gelir mi lan? Evet, Agora gazetesinden geliyorum. Merhabalar. Sana bir sen neler yazacaksın hakikaten? Neleri kaydettin? Söyle bakalım bir. Başkanım şöyle yazdım. Biz geldik, Haliç çok daha güzel oldu. Güzel, iyi bir yerdesin. Güzel. Bence sana güzel. Bir ihale verelim o zaman. Olur. Başkanım. Olur. Çaktırma, millet duyuyor. Yok öyle bir şey yok. Ne şey ihale açılacakmış bir de. İhale açılacak. Evet. Verelim derken başkanım. Yani ne ihale sorur?
Ne bileyim işte yeni yaptığımız heykelleri göstermek için bir vakıf yani. Bir de şey yazdım başkanım. Şehir sanata doydu. Bu. Onu da yazıyorum. Şehir sanata doydu. Ya Ya. Buyurun. başkanım şu ağzınızdakini bir çıkartsanız çok güzel olur. Kötü örnek oluyorsunuz insanlara. Bu işler Hayır. stressiz Başkanım olmaz. kardeşim. Bir Bu kere iş. başkanım öyle bir şey yapmıyor. Başkanım onun şöyle diyeyim sana sağlıklı bir şey gayet. Düzgün bir Yok şekilde içiyor öyle yani deme. öyle. Yok oraya Öyle gitme. değil. Öyle deme, öyle deme. Şey ya bu Başkanınız sizin yerinize fedakarlık yapıyor desen Ha daha hayır. başkanım kendi hayatını riske atıyor bravo. Ben bir de bir şey söylemek istiyorum. İstediği gibi takılabilir. Başkan ben değil miyim Adam bu kadar kardeş? bildiği var ki bunu kullanıyor. Allah Allah. Ya. Başkanım Güvenlik. seçime 10 ay kaldı. Adam kaç Ney? senenin kaç belediye 10 ay kaldı. seni çekiyor. Onay Gitmezsin mı normal. kaldı? Bir saniye Evet. arkadaşlar dur. Başkanım şu köprüyü artık Lan buraya ben niye yer açamıyorum? Hainler onu da engellemiş Biraz zaten. büyümemiz lazım başkan nüfus. Dış güçlerle Ha. yönetmeler. Başkanım bunun Allah. içinde bir tane atıyorum başlık. Dış güçler satın alımı engelliyor diye. Buna evet buna bir şey yapman Atarım atarım. gerekiyor. Bir dakika dur köprü yapamıyoruz. Nasıl Neden köprü yapacağız yapamıyorum? bunu? Köprü Onayı dış güçler halledeceğiz abi. engelliyor bizi. O zaman bir şey. Dur çok acil bir balık şeyi restoranı bir şeyler liman miman nerede lan o? Ufak bir Gemi turu sebze. açalım. Biz köprüde iş yaparız. Oğlum bu şey nerede ya? Lan balıkçılık bulamıyorum ya. Allah Allah. Nerede bu balıkçı? Suda açılmıyor muydu ya? Mesela az önce gördük gibi de bu değil. Suda değil başkanım. Suda değil başkanım. Ha, tamam bulduk. Böyle Halic'in tertemiz bir balık şeyinden, suyundan bir balık yesinler ya. Siyah suyundan. Siyah değil. Petrol Temiz çıkıyor siyah petrol o adam yüzden. temizler. Petrol çıkıyor petrol. Başkanımızın siz anlayamamışsınız. Şöyle ferah ferah balık Mevsimi ekmeğini geldi. balık et mevsimi geldi bir balık ekmeğimizi yesinler yahu. Ya buranın yamuk Başkanım. oldu ya. Başkanım aklıma bir şey geldi. Müsaadenizle anlatmak He. istiyorum. Malum Halic'i biliyorsunuz. Bir hastane masraflarını bir arttırsak mı? Yani hasta olanların böyle ücretini, hastalık ücretini bir arttırsak mı? Hani parayı kırarız oradan. Çok mantıklı. Aşı da Çok yaparız belki mantıklı. ya. Gider gösteririz. Güzel olur lan. Alkış. Alkış. Adını bir binaya Alkış. veriyorum. Lan Alkış. elektrik kansın. Hemen şakşak silabilir. Başkanımız Başkan. Şakşakçılar mı? Şak. Lan Ne? yanıyoruz. Dur yanıyoruz dur. Başkanım. Ya Başkanım. yanıyorum. Ücretleri biraz arttırmak lazımmış Hemen şuraya. başlık atıyorum. Şehir o kadar güzel ki yanıyor. Dur. İkinciye gerek yok başkanım. Vergiyi biraz arttırın. Evet, verdiğiniz Dur. parayı biraz Önce arttıralım. bir açılış töreni dur. Başkanım poz verirseniz hemen. Bir poz. Bir poz var. Dur bir dakika dur. Daha iyi bir poz vermem lazım. Ben de hemen alayım. Nasıl bir poz versek ki ya? Bekliyorum başkanım. Çek. Hemen çektim başkanım. Güzel. Biraz Evet. bütçeyi tabii Alkış. arttırmak Müthiş. lazım. Alkış. Sağ. Alkış. Bravo. Ay. Tamam, masrafları da söndürdü lan, yanmadı bile lan. Ya birkaç tane şey yakmış. Ama Topalüs bu arada ihracatımız devasa oranda artıyor. Tava tavana 214 ton ağaç kestik olmaz. Bektik, şey yaptık. Bektik. Sakladık. Koruduk. 214 ton ağaç Yeniden koruduk. işledik. Geri dönüşümle yaptık biz bunu. Kendi ektiğimizi biçtik. Helal olsun başkanım. Helal olsun. Bu arada ağır sanayiyi nereye taşısak? Bir organize sanayi işine mi girsek? Ya ne diyorsun lan? Başkanım biraz şehrin uzağına mı taşısak? Ya şimdi Halic'in burası pek iyi bir yere dönüşmedi. Ne yapsak? Başkanım bir Halice bir yatırım Kanal yapalım. yapalım, kanal yapalım O başkanım. sonra, o sonra. Başkanım bir şikayet Seçime vardı. az kaldı ama. Biraz polise destek mi olsak? Ya oğlum gayet memnun ol. Bakalım Yok Twitter'da yok ne yok. dönüyor?
Her yerden adam topluma taşıma aracı var. Park yeri bulamıyorum. Park yeri yok. Toplu taşıma aracımız yok. Bu arkadaşı yalan tweet atmaktan bul. Alıyoruz başkanım, bir saniye. Aa bak al. Şey çalışıyormuş lan mod. Bak bak bak. Görüyor musun? Can katı mesela şeyini. Ama evet. Şey yani insanların şeyini şey yapmışlar. Adıyla yapmış. Kendi tweet atamıyor da. Mesela bak ne yazmış şu? Atagün. Hem bir adresini ver bakayım. Bir neredesin? Bulalım başkanım, evet. Bir saniye. Gereken bilimler kendisini bulabilir mi? Şu arkadaşım gidin bir yanına. Gidiyoruz başkanım. Ne demiş bu Canka? Yerel yönetim neden yangınları durdurmak için hiçbir şey yapmıyor? Yangın güvenliği yasaları hiç denetlenmiyor mu? Ala ala. Bunu da alıyoruz başkanım. Bu okuyormuş. Bunun tamam, okulunu yakın. Gidiyorum. Hemen gidiyorum almaya. Bu ne? Balık tutma zamanı. Blackface. Black. Başkanım elektriğimiz bitti. Elektrik mi bitti? Elektriğe bir yatırım yapalım başkanım, o zaman. Göremiyorum. Durma. Hayır, elektriğimiz bitmedi başbakanımız. Öyle değil lütfen başkanım. Ya şöyle... Tasarruf ediyoruz. Tasarruf. Bakım çalışması var kardeşim. Tasarruf daha mantıklı. Tasarruf değil, bakım çalışması diyeceğim. Dayı ilk uyumayı seviyorum. Yastığım benim tek aşkım. İyi. Aramızda hainler var, o ayrı konu zaten, var. Ya bu tarafı sanayi bölgesi yaparsak yerleşim yerimiz çok azalacak. Ne yapacağız? Birazcık kaydıralım başkanım. Nereye gideceğiz yerleşim ama? Nereye gideceğiz işte? İleriye yerleşelim. Yani aşağı İstanbul'u ağır sanayi bölgesi yapıp üstü mü yerleşim yapsak? Evet. Ya duş alıyordum, elektrik gitti. Başkanım ne oluyor? Oğlum şey bakım çalışması diye attık ya, ya şeyde bir saat öncesinden. He öyle mi oldu, tamam. Öyle. Var mı lan başka saçma sapan tweet? Var mı? Ben gerek olmaz. Biz bu konuda şeyimizi yaptık. Borzival, biricik prensesim 3 saat boyunca ağaçta mahsur kaldı. Neyse git vaciler gelip majestelerini kurtardı. Kedileri i̇şte kurtardı. İşte ya, başkanımız. Bir alkış ver. Lütfen. Alkış alkış. Az çok alkış lütfen. Alkışlar bile işte. Güzel. İşte çalışıyor. Belediyecilik gönül işi demiştik biz zamanında. Halici bok götür, istifa. Arkadaşı şey yaparsan. Ben evini alıyorum, evini başkanım, buldum. Bir saniye alıyorum. Evini bulduk, biz gidiyoruz şimdi. Ne yapalım başkanım buna? Haliç de yüzsün. Tamam. Tamam. Gerekeni yapıyoruz. Aha bir şey, bir tweet daha geldi. Ne yazıyor? Araksiz. Belediye başkanı şehirde doğan amına tek şey saksı bitkileri. Birkaç tane park yapmaya ne dersiniz başkanım diye bir mesaj atmış. Allah Allah! Allah Allah! Sen buraya köy mü zannettin? Yapıyoruz, yapıyoruz. Zaten yapıyoruz. Ormanlığımız var. Yapıyoruz. Tabii. Halk seviyor. Başkanım başkanım deyip yanıp tutuşuyorlar. Bazı birkaç kişi çıkmış. Ya, var birkaç hain var. Birkaç hain var tabii. Var ama. Onları bulacağız başkanım. Hep dış güçler, hep dış güçler. Var, var. Ne yapalım biraz. Ya bu polislerin de şeyini biraz arttırmak lazım, maaşını. Ha maaşım tamam. Gece yaptırsak iyi olur başkanım. Belediye başkanı maalesef polislerimize iyi bakıyor. Tabii. Bir dakika, bizim niye nüfusumuz azalıyor ya? Başkanım ev kurmadığımız için birazcık insanlara izin versek. Şimdi evi aşağı doğru taşırsak, hadi ev kurduk diyelim. Sahile doğru. Sanayi nereye yapacağız arkadaşlar? Uzaktan eğitimle şehir planlamacısı olan arkadaşlarım, nereye yapacağız bu sanayiyi? Ormanlığın oraya. Sanayi Haliç'e daha yakın yerlere taşıyalım efendim, üste doğru, yolun karşısına. Evet. Haliç Haliç olmaz, Haliç'ten petrol çıkıyor. Aynen, Haliç'e karşısına. Çok kötü olmuş lan, o bayağı gidiyor ya. Neyse. Oh. Neyse, temiz hava işte. Şey, mis gibi. Organik. Organik. Nüfusu biraz gübre, arttırsan gübre. Ben diyorum sanayiyi, sanayi Üsküdar'a taşıyalım, nasıl? Tweet geldi başkanım. Tweet mi geldi? Yeni taşındım, kim benimle arkadaş olmak ister? Hashtag yalnızım. Ben ilgileniyorum. Efendim ben ilgileniyorum. Hemen ben hallederim o işi. Siz dert etme ufak tefek işlerle. Sanayi bölgesini öyle bir yere yapmamız lazım ki insanları mağdur etmeyelim ya. Başkanım tweet atan şahsı buldum. 54 yaşında başkanım, bir amcamız ya. Sola doğru genişleyelim bence. Şurada bir çarpık bir sanayileşme olsun da. Ya buradan buraya nasıl köprü yapacağız ya? Bir insan bunu söylesin bana ya. Birazcık yıkalım başkanım, bir şey olmaz. Bir ucube bir kalif cüzdan bulundu.
Kılıç Rıza'nın siyah fedeleri benim. Benim. Hepimizin. Sen ne yapıyorsun? Yeri geldiğinde hepimizin. Bir dakika. Buradan sesleniyorum. Ne kadar para vardı? O önemli. Ya ihalem kayboldu, gören var mı? Şimdi hayal bir projem var. Yani öyle bir proje olmalı ki bu. Köprünün altından köprü geçirmek. Bu çılgınlığı bence daha önce. Bence köprünün üstünden geçirelim başkanım. Öyle daha mı havalı olur? Bir seçim de yaklaşıyor ama. Haklı. Böyle bir istek geldi, bilmiyorum başkanım. Tasarruf edelim diyor. Tasarruf mu? Oh. Evet. İtibardan tasarruf olur mu? Olmaz. Olmaz başkanım. O zaman belediye sarayını büyütme işlemini başlatıyorum efendim. Tabii ki de. Başkanım çöpümüzü yıkmayın da. Alkış. Köpünüzü yıkmayacağım da. Bak gene bir şımartıyorlar. Ya bu çift şeritti, ben hangi yolu kullanıyordum ya? O. Ha bu. O 4 o hayır o 4. Bu değil mi? Bu işte. O. Harbi diyorum, şu köprünün altından götürebilir miyiz acaba lan? Üstü olur da altı olmaz gibi başkanım. Altı denize çok yakın efendim. Çılgın projeye geliyor musun? Tünel projesi. Başkanım. Bak şimdi bak. Petrol kokulu mis. Tünel İstanbul. Bak görüyor musun? Tünel gönül. Uf, yapabileceğiz mi? Yaparsak çağ açıp çağ kaparız. Ulan oluyor gibiydi be. Lan. Oldu. Olmadı gibi ama. Anca buradan çıkarım diyor bu. Başkanım oradan yolla devam edek. Lan tünel kayboldu. Heh. Ucu kayboldu başkanım. Başkanım ondan sonrasında yol devam edeceksin. Yol yapsak direkt. Köprü yapalım başkanım, boşverin ya. Oğlum tünel de yapmamız lazım. Proje adamı değil miyiz? Bura çok küçük onun için. Yo sen ufak düşünüyorsun. Lan köprü mü yapıyoruz? Ama bu köprü böyle yetmez ya. Yetersiz bir yapı olur. Gel şu an sanayi ihtiyacımız yok. Ev ihtiyacımız var. Önceliğimiz halkın ihtiyaçları olmalı. İşçi yok. Göç oluyor başkanım. Önceliğimiz halkın ihtiyaçları olmalı. Paralel kalsa. Direkt paralel bir şekilde yapsak. Yan tarafa da aynı şekilde aynı hizada sanayi yapsak. Böyle gitsek. Onu yapacaktım da olmadı ya. Yan belediyeyi de kendimize bağlayalım. O zaman yaparız. Bunu da yapacağız. Burada deli dehşet bir trafik olacak ama halkım beni anlar. Ya en azından şöyle düşünsünler. Trafikte böyle durdukları zaman deniz manzarası görüyorlar. Tabii lan. Daha ne istiyorlar? Yeter. Yani. Bundan önce bu var mıydı? Yoktu. Yoktu. Ya biz getirdik. Başkanım, bekleyenler için çok güzel bir önerim var. Heh. Oraya bizim işçileri götürelim. Bekleyenlere su simit satsın. Oradan da gelir sağlayalım hemen. Ya aslında burayı bir plaj mı yapsak ya? Olabilir. Yakışır başkanım. Yakışır değil mi? Yakışır. Yakışır. Buraya bir plaj yakışır. Bir turizm cenneti yapalım bence burayı. Nasıl yapıyoruz onu? Bakın bence plajın arazisini benim üzerime yapın. Biz orada plajı yaparız. Ne diyorsunuz? Özel olur hem de. Böyle çok kişiyi demez. Siz sana ihale olur. Çıkarırız ama bilemedim şimdi. Bir güven vermedim. Onu hallederiz. Oğlum harbi turizm vardı lan. Nerede lan o? Burada değil mi? Neredeydi lan o turizm? Halk ayaklanmayacak. Hayır. Nerede lan bu turizm? Başkanım, kapının önünde birini buldum. Muhalif biri. Ne yapalım? Muhalif mi? Şipelay diye biriydi. İsmi. Ne muhalif. Şimdi halka giden sesi şey yaparak da yani. Tabi alın bakalım içeri de yani halka gitmesin bu sesin tabi. Kaseti bana bir uzatır mısın? Geçin lütfen şöyle. Arayıp üstünde arayın maazallah, sesimizi kaydeder falan. Denize ev yapmayı planlıyorlar ve bir dakika. Size 3 bana 2.
Mutasyon mu? Bir dakika bir şey var. İnsanların %10'unda tuhaf mutasyonlar tespit edildi. Telekinezi yeteneği boş. Hurafe şeyler yazmasınlar. Yalan bilgi. Yalan. Dış güçler. Keşke şu şehirde birkaç adam gibi park olsaydı. Kasvetli iç karartıcı. Yapsak seçime başkanım. Ne kadar var? Az kaldı başkanım. Diğer 10 gün. 10 gün kaldı. 10 gün mü kaldı? O zaman ben park işlemini başlatıyorum o zaman. Hiç şey yapmıyorum, risk etmeye gerek yok. Tabii efendim. Tabii. Kanalı yapamadık. Ya şehrin tam ortasına devasa bir park yapalım diyorum. Ne diyorsunuz? Bence öteki tarafa, ormanlık tarafına yapalım. Böyle meydan gibi güzel bir şey. Mangala gidebilirsin. Böyle şehirden çok uzak yapalım. Evet böyle evet. Mangala falan yapıp doğayı da kirletmesin herhalde. Başkanım şehrimizde cami yok. Var sen görmüyorsun. Muhalif nerede? Muhalif. Sıkıntı çıkarıyor şu an. İlgileniyorlar. Bu arada bu sanayi bizim ya bir yere yerleşmemiz lazım arkadaşlar. Başkanım bir kulağımıza bir şey söyleyebilir miyim? Söyle uzat. Başkanım kaset çıkmış üstünden ne yapalım? Nasıl yaparım bunu? Seçim geçti. Kazandık başkanım. Tamam bir şey olmaz. %51. %51 mi? Evet. Ya üstünden kaset çıkan arkadaşı damgalayın basına verin. Onu gönderdik başkanım. Ali işte yüzüyor şu anda. Güzel. Şantajdan gerekli dava. Aynen öyle. Onun da parasını yeriz. Ya şimdi aynen. İtibardan tasarruf olmaz diye bir laf vardır. Bilir misiniz? Şimdi bunun park alanını buraya yaparız lan. Hiç şey kaybetmeden. Şehrin başkanım 2030 vaatlerimizi de açıklayalım da. Aynen. Başkanım kasetin içeriği halka yayıldı. Ne kaseti oğlum? Bir şey sesimizi kaydetmediydi ki. Başkanım sansür yasası. Sansür. Ya sen rahat ol. Şehrin göbeğine muhtemelen kimsenin gitmeyeceği ama devasa bir yatırım yapacağı. Başkanım ben şöyle yazıyorum. Belediye başkanına büyük... Halkımız parka doyacak. Nota. Bunu yazıyorum başkanım. Bir halkımız de şöyle yazıyorum. Halkımız parka doyacak. Belediye başkanına büyük... kumpas. Evet. Efendim birisi bizim bu Spalay beyefendi bizim yaptığımız pankartları yırtmaya çalışmış. Çekiyorum hemen. Haddini bildirelim burada. Çek. Çektim. Başkanım bir göstereyim size.